Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Daha önce birlikte ördüğümüz beyaz pirinç modeli hırkanın bugün patiğini yapacağız. Yine bir yaşa uygun olacak. Ben aynı ipi kullanacağım. Şiş numaram da 4. Ben bir tekini ördüm. Yine bu kısımda pirinç modeli haroşa. Tabanda yine haroşa. Bu kısımda böyle tırtıklı bir model uygulayacağız. Dilerseniz diğer tekinde birlikte hemen başlayıp örelim. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Evet, 45 ilmek ben şişime attım. Bir sıra gidip ön yüze geldim. Şimdi burada direkt artırmalara başlayacağız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İpimi çevirip buraya bir artırma yapıyorum. Ayraç kullanacağım. Ben buraya hemen bir ayraç taktım. 21 ilmek haroşa öreceğiz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Buraya yine bir tane hemen ayraç takıyorum. Çünkü burada yine bir artırma yapacağız. Bir tane artırma yaptım. Ortada bir ilmeği düz örüyorum. Hemen bir artırma daha yapıp buradan da ikişer artırmalarımız olacak. Bir ayraç daha takıyorum. 21 ilmek haroşa örüyorum. Ördüm. Bir ayraç da buraya takıyorum. Hemen bir artırma da buradan yapıp son bir ilmek haroşayı örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde sıra sonuna kadar haroşa örelim. Arka sırayı tamamladım. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Artırdığım ilmeğimi ördüm. Burada şimdi ikinci kez bir artırma yapıyorum. Diğer artırma yerine kadar haroşa örüyorum. Ayracımı geçirdim. Burada ayracın hemen yanından bir artırma yapıyorum. Arada 3 ilmeğim oluştu. 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar diğer ayracın öncesinde bir artırma yaptım. Ayracı aldım. Diğer artırma yerine kadar ilmekler haroşa. Ayracımı geçirdim. Hemen bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi ördüm. Sırayı tamamladım. Arka sıra yine bitime kadar haroşa. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. İki defa artırma yapmış olduk. Burada iki artırma. Orta kısımda 5 ilmeğimiz oluştu. Bu şekilde iki sıra daha
artırma yapalım. Toplamda burada 5 diş haroşamız olacak. Artırmaları yapalım, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, artırmalarımı tamamladım. Şişimde şu an 61 ilmeğim var. 61 ilmeğimi bir sıra, hiçbir işlem yapmadan bir sıra gidip geleceğim. Evet, 61 ilmeği bir sıra hiçbir işlem yapmadan gidip geldim. Burada 2, 4, 6 sıra haroşa dişim oluştu. Şimdi şu görüntüyü yapabilmek için artık düz örgü öreceğiz. Bundan sonrası düz örgü olarak devam edecek. Sıra sonuna kadar düz örgü örelim. Evet, arka sıradayım. Yine ilk ilmeği ben örmeden alacağım. Çünkü dikerken yine güzel bir görüntü oluşsun istiyorum. İpimi öne alıp son bir ilmek kalana kadar ters örgü öreceğiz. Son ilmeği yine haroşa olarak örüp sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ön yüze geldim. Burada iki sıra düz örgümüz oluştu. Şimdi yine bir kere düz gideceğim. Arkadan da ters örerek geleceğim. Ondan sonra ajur yapacağız. Yani bu arkadan saydığımızda ters örgümüz 4 sıra olmuş olacak. 2 sırasını yaptık. 2 sıra daha yapıp gelelim. Evet, 2 sıra daha ördüm. Burada tersten baktığımızda 2, 4 sıra ters örgümüz oldu. Ön yüzde düz örgümüz oluştu. Şimdi şu kısmı yapacağız. Bu tırtık kısmını yapacağız arkadaşlar. Onun için ajur yapacağız. İlk ilmeği örmeden alacağım. İpimi dolayıp iki ilmeği birden örüyorum. Doluyorum, iki ilmeği birden örüyorum. Doladım, iki ilmeği tek seferde ördüm. Doladım, iki ilmeği ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ajur uygulayacağız. Dolayacağız. İki ilmeği tek seferde öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım. Sıra sonundayım arkadaşlar. Burada iki tane ilmeğim kaldı. Bunu düz olarak örelim. Arka kısımda bütün ilmekler ters örgü olacak. Ve bir kere burada ters örgü yapacağım. Ön yüzde düz, arkada yine ters örüp ön yüze geleceğim. Yani burada 4 sıra ters örgümüz vardı. Burada da 3 sıra ters örgümüz olacak. O işlemleri yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, ajurumuz oluştu. Bir sıra böyle. 3 sıra daha şöyle göstereyim. 3 sıra 1, 2, 3 ters örgümüz oluştu. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Bunu böyle katlayacağız, örerek birleştireceğiz. Yani şu görüntüyü elde edeceğiz. Onun için ilk ilmeğimi böyle alıyorum şişime. Şurada 4 sıra 2, 4 ters örgü yaptığımız, şöyle ters örgü yaptığımızın en alt, yani birinci sıranın ilmekleriyle birleştireceğim. Hemen şöyle birinci ilmeğe taktım şişimi. İkisini birleştirip örüyorum. Bir ilmek şişimden ilmek alıyorum. Dönüyorum. Burada ters örgü yaptığımız sıranın ilmeğinden bir tane aldım. İkisini birleştirdim ve ördüm. Bir ilmek şişimden, bir ilmek buradan. Şurada 4 sıra ters örgünün en alt sırasındaki birinci sıradaki ilmekleri takip ederek
toplarsak bir problem olmayacaktır. Bu şekilde bu sırayı böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben birleştirdim. Sıra sonuna kadar şöyle gördüğünüz gibi çıkıntı şeklinde böyle pütür pütür çok güzel oldu. Şimdi artık pirinç modelini uygulamaya geçebiliriz. İlk ilmeği yine örmeden haroşa şeklinde alıyorum. 2 ters, 2 düz, ters, 2 düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. İkişer ikişer modeli kurdum. Fakat sıra sonuna geldiğimizde şişimizde 61 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Çift sayılardan oluştuğu için model. Sonda 2 ilmeğimiz kaldı. Bunu dikişte kullanacağım için bir ilmek eksiltme yapacağım burada. Bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yani bir ilmek eksiltme yapmış oldum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde ilmekler gelişine göre düzler düz, tersler ters olarak örülecek. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Burada bir kutucuk oluştu. Pirinç modelimiz oluştu artık. Şimdi ilmekleri yer değiştireceğiz. İlk ilmeğimi aldım. Burada benim iki tane ters örgüm vardı. Bunun üzerine iki tane düz örüyorum. Düzün üstüne ters. 2 adet. Tersin üzerine 2 adet düz örüyorum. İlmekler yer değiştirdi. Örnek kurulumunu örgünün ters yüzünde yapmıştık. Tersten gelip ön yüzden ikinci sırayı tamamlıyoruz. Arka kısımda ilmekler yer değiştiriyor. İki düzün üstüne iki ters, iki tersin üstüne iki düz. Bu şekilde 7 tane kutucuk olana kadar modeli uygulayalım. Sonrasında zaten haroşalar başlayacak. Ben de bu kısmı tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, ben 7 kutucuk pirinç modelini ördüm. Saydığımızda 2, 4, 6 ve 7. Şimdi hem haroşaya geçeceğiz hem de şu orta kısımdaki kesmeleri yapacağız. Şimdi burada 20 ilmek haroşa öreceğiz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 ilmek haroşama ördüm. 20 ortaya vereceğiz. 20 de diğer kısma. Şimdi burada ortadaki 20 ilmeğimi üçer üçer keseceğim. 3 ilmek tek seferde ördüm. 3 ilmek yine tek seferde ördüm. 3 ilmek. 20 ilmeği böyle azaltacağız. Evet, 6 defa 3 ilmeği tek seferde örerek azalttım. Burada saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Burada 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği de tek seferde örüyorum. Bu kenarda da 20 ilmeğim kaldı. Onun da tamamını sıra sonuna kadar haroş örüyorum.
Ön yüzdeyim. Orta kısmın bu kesmelerini yaptık. Şimdi bu sırayı komple haroş öreceğim. Sıra başına geldim. Burayı yine bir sıra böyle haroşa dişi olana kadar bir sıra gidip gelelim. Evet, bu kenardan baktığımızda iki diş haroşamız oluştu. Ayrıca burada ilmek eksilttik birinci haroşa sırasında. Onunla beraber iki diş haroşamız oluştu. Şimdi burada şu orta kısmı yapıyoruz artık. Burada ilmek kapatacağız. Buradan 18 ilmek haroşa örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Örgünün ters yüzünde yapıyoruz bu işlemi. Burada artık ilmek kesmeye başlayacağız. Örerek kesme tekniğiyle. 11 ilmek. 11 ilmek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ilmek kestim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğim de bu tarafta haroşa olarak sırayı tamamlıyorum. Orta oyuntumuzu yaptık. 18 ilmek burada, 18 ilmek burada ilmeklerimiz kaldı. Şimdi şurada bu patikte arkadaşlar bağcığımız sol yöne. Benim elimde ördüğümde ise soldan sağ yöne bağcık yapacağız. Artık kenarları çıkıyoruz. Şimdi burayı 6 sıra haroşaya tamamlayacağız. Ama 6. sırayı örgünün ters yüzünden keserek elde edeceğiz. Buraya bir 2 sıra daha haroşa sırası yapalım. Evet arkadaşlar, 5 sıra 2 4 5 haroşamızı ördüm. Şimdi örgünün ters yüzündeyim. Şöyle. Ters yüzünde burada ilmeklerin tamamını kapatarak 6. haroşa dişini sıramızı elde etmiş olacağız. Ve patiğin bu taraf kısmı bitmiş olacak. Yine örerek ve üstünden atlatarak kesme işlemi yapıyorum. Tüm ilmeklerimi kapattım. Bir kere de şöyle içinden geçiriyorum. Burayı şöyle uzun bırakıyorum ipimi. Patiğimi onunla dikeceğim çünkü. Evet. Gördüğünüz gibi 6. sıramızı yaptık. Patiğin bu kısmı bitti.
Şimdi patiğin diğer kısmındayız. Burada bağcık yerini yapacağız. Şimdi şöyle ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi içinden şöyle geçirip buraya bir kere düğüm atacağım. Şimdi ilmek çıkarma işlemi, ben ilk ilmeği şöyle aldım tığıma. Tığıyla çıkaracağım. Şöyle yapıyorum. İpimi şişin etrafında bir kere dolandırıp böyle zincir çeker gibi örüyorum. İpi şişin etrafında dolandırıyorum ve tığımla örüyorum. Şöyle dolandırıyorum. Arkadan tığımı geçirip ipi böyle çekip zincir çeker gibi bu şekilde. Şişin etrafına ipi geçirdim. Tığımla öbür taraftan alıp içinden geçiriyorum. Bu şekilde 14 tane ilmek çıkaracağım. Şişime doladım. Tığımla şişin arka tarafından çekip alıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14. Bir tane de buradan aldığım vardı. Onu da şişime geçiriyorum. Onunla beraber 15 ilmek oldu. Şimdi burayı haroşa örüyorum. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar haroş örüyorum. Bu sırayı tamamlayıp geleyim. Evet, arka yüzdeyim. Burada da ilmekler yine sıra sonuna kadar haroş olacak. Sırayı tamamlayalım. Evet, ön yüze geldim. Burada artırmayla beraber bir sıra haroşa dişimiz oluştu. 2-4 sıra haroşa dişi ördük. Şimdi burada düğmemiz için ilik açacağız. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeğimi ördüm ve 3 ilmek ördükten sonra şişime ipimi doladım. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilik açtım. Yine sıra sonuna kadar haroşa örüyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzdeyim. Arkadaşlar, 5. sıra haroşamızı örüyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar haroşa olarak tamamlayalım. Evet, 5 sıra haroşamız oldu. Örgünün ters tarafına geldim. Şimdi 6. sıra haroşamızı elde etmek için hem keseceğiz hem de o sıramızı elde etmiş olacağız. Artık kapatıyoruz ilmekleri. Evet arkadaşlar, örerek kesme tekniğiyle ilmeklerin tamamını kapatalım. Ben de kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, patiğin ilmeklerini tamamen kapattım ve bitti. Şimdi hem bu ipleri temizleyelim hem de dikiş kısmını bir göstereyim ben. Yine burada da haroşa ördüğümüz için bütün ilmeklerin dikimi gayet kolay olacak. Haroşa dişlerinden geçirerek. Karşılıklı dikeceğiz.
Bu şekilde şuraya kadar dikeyim arkadaşlar. Sonra şu taban kısmını göstereyim. Evet, taban kısmına kadar geldim. Taban kısmında da yine karşılıklı örgüyü birbirine denk getirerek bir oradan bir buradan iğnemi geçirerek dikeceğim. Böyle bu şekilde. Ben patiğin dikişlerini bitireyim. Düğmemi de dikip geleyim. Evet arkadaşlar, patiğimi diktim, bitirdim. Hırkada olduğu gibi yine inci düğme kullandım birer adet. Bir yaşa uygun ölçülerde benim verdiğim sayı. Yalnız şunu belirteyim. Bizim birlikte ördüğümüz patikte bağcık kısmı iç taraftan soldan sağa doğru olan kısımda 14 adet ilmek çıkararak haroşayla tamamladık. Diğerinde yine iç taraftan bu kez sağdan sola doğru, yani bu kısımdan 14 ilmek çıkaracağız ve haroşa örgülerle tamamlayacağız. Yani bunda yaptığımız işlemin tersi tamamen bunda yapılacak. Umarım anlaşılır olmuştur, beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.